Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir fırın yemeği tarifi paylaşmak istiyorum. Tavuklu bir fırın yemeği, bol sebzeli daha doğrusu mantarlı bir yemek. Çok lezzetli. Yanında sade bir pirinç pilavı ile harika oldu. Tavuk etlerimiz tam kıvamında pişti. Üzeride gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çok lezzetli bir tarif. isterseniz malzemelerimizi görüyorsunuz hep birlikte yapmaya başlayalım tavuk etlerimi marin etmek için yağ ve baharatlarımı bir kasede güzelce karıştırıyorum ilk önce Güzel bir sos hazırlıyoruz. But sarmalarım var. İstediğiniz e, parça tavuk etiyle yapabilirsiniz. Sosunu üzerine gezdiriyorum. Bu sos hem lezzet verecek, hem etimizi yumuşacık yapacak. Elim ile her tarafına sosun gelmesini sağlıyorum. Kapağını kapatıp 2-3 saat mutlaka bu şekilde dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Akşamdan yaparsanız daha güzel olur. Buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Çok güzel marine olmuş olur etlerimiz. Yumuşacık, çok daha lezzetli pişer. Fırın kabına soğanım var. Kuru soğanımızı gelişi güzel iri parçalar halinde tabanına doğrayalım. Çok basit ve pratik bir yemek aslında. Sarımsağım var. Sarımsaklarımı da yine iri parçalar halinde kesiyorum. Küçük ise hiç kesmenize bile gerek yok. Mantarlarımı da ben yıkadım. Mantar yıkanmaz deniliyor ama çok topraklı olduğu için içime sinmiyor. Onun için yıkamayı tercih ediyorum. Yine mantarlarımı da öyle ufak olmayacak şekilde iri parçalar halinde direkt tepsimin içine Kesip atıyorum. Tabanını bu şekilde kaplayacağım. Bütün mantarlarımı kullanacağım. Gördüğünüz gibi tepsim doldu mantarım ile. Fakat üzerine tavuklarımı yerleştireceğim şimdi. Mantar piştikçe küçülecek arkadaşlar. Sakın endişe etmeyin. Üzerine hazırlamış olduğum bir gece marine ettiğim tavuk etlerimi koyuyorum. Ve sosum var görüyorsunuz dibinde kalan sosu onu da üzerine her tarafına gezdiriyorum. Domateslerimi dörde kesiyorum. Büyüklüğüne göre kesebilirsiniz. Ne çok iri ne çok ufak Tekrar bir sos hazırlıyorum. Toz kırmızı biber kullanıyorum sosum için. Baharat olarak pul biber, karabiber, hangi baharatı seviyorsanız kullanabilirsiniz damak zevkinize göre. Tuzumu ve yağımı da ekleyip karıştırıyorum. Üzerine suyunu ilave ediyorum. Salçada kullanabilirsiniz. Fakat böyle çok salçalı olmasını istemediğim için sadece domates kullandım. Domates yerine bir yemek kaşığı salça, domates veya biber salçası ekleyebilirsiniz. Ben sade bu şekilde baharatlı yapmak istedim. Bütün sosumuzu kabımıza koyalım. Bu sos e, inanın fazla bile geliyor bu su. Çok fazla su kullanmamıza gerek kalmıyor. Mantarlar çünkü pişerken sulanıyor. Bu şekilde 200 derece fırında gördüğünüz gibi benim yemeğim pişti, güzelce kızarıncaya kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Mantarlar nasıl e, ufaldı görüyorsunuz? Aşağı sindi yemeğimiz. Etlerim de çok güzel kızardı. Artık servis tabağıma alıyorum. lezzetli ve pratik bir yemek oluyor arkadaşlar. Kurtarıcı bir yemekte hemen fırına atıp başka işinize bakabiliyorsunuz. Hele etlerinizi de akşamdan marine ettiyseniz çok pratik. Yanında sade bir pilav ile güzel bir yemek Tavuk etlerimde but sarma ile yapmıştım. Fakat çok güzel tam kıvamında pişti. Marinede olduğu için zaten yumuşacık. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olur ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.